Herkese merhaba. Bu güzel yaz gününden Atlantik kıyısından sizlere merhaba demek istedim. Bu videomda sizlere yeni misafirimizi tanıtacağım. Bu kanalımızın konusu yeni misafir. Doğru mu Tuğba? Harbi mi? Çok sevdim. Ay anne ne oluyor? Ay sen de. Ben anne oluyorum. Dedik erken hediye verelim. Dedeler günü bugün. Teşekkür ederim. Ay aklımdan da geçti. Nasıl geçti? Vallahi geçti. Bebek geliyor, torun geliyor. Merhaba arkadaşlar, welcome to my channel. Böyle uzakta durun değil mi? Biz de pasta yapmamız gerekmiyor mu? Ben bunları... Ben tebrik edeyim. Deniz. Ciddi misin? Oha! Oğlum ne green card'ı lan? Lan ben bunu tahmin ettim zaten. Oha çok sevindim ya. Tobi oldu ya. Bravo Tobi. 2 ay. Bizim size bir haberimiz var. Evleniyor musunuz? Gerçekten mi? Vay anasını hiç beklemiyordum ya. Aynen ben de hiç beklemiyordum. Biz de hiç beklemiyorduk. O da şaşırdı. Bizim de şaşkın. Şimdi size bir sürpriz. Ne? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu yüzden mi kaydediyordun? Allah evet. Evet. Ana olsun diye herkes kaydettik. Ay hamile misin? Çok sevindim. Bunu da ilk kez görüyorum. Hadi bakalım. Anlamadım. Hadi gözünü aydın. Sağ olun. Ne diyorsun? Ben size poşet gelince istedim bunları. Size bir şey göstereceğim. Anne misin? Oha. Bugün mü baktın? Teşekkür ederim. Çekiyor mu? Teşekkür ederim. Biz böyle anamızın. Ben de size bu yeni misafir Amerika'da doktora yaparken nasıl ağırlanır onu anlatmaya çalışacağım yeni bir video serisiyle. Zaten beklediğimiz bu misafirimizin geleceğini önce evde test yaparak öğrendik. Daha sonrasında emin olmak için ben okulun Wellness Center'ını aradım. Doktorumla görüşmek istedim. Doktorumla telefonda görüştüm. Wellness Center'ın uzaktan hizmet vermeye başladığını öğrendim. Doğal olarak testi orada yaptıramazdım. Doktorum bana özel bir klinik önerdi. Önce bana birkaç soru sordu. Daha sonra benim için o klinikten randevu aldı. Ben de aynı gün kliniğe kan vermeye gittim test için. Bu testi okulda yaptırmış olsaydım ücretsiz olacaktı. Okul bize özel sağlık sigortası yaptırıyor uluslararası öğrencilere. Özel klinikte bu test tabii ki parayla. $140 civarı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama benim özel sağlık sigortam olduğu için ben $20 ödedim sadece. Bu zamana kadar bu test aşamalarını anlatmaya çalıştım. Şimdi deneyimli arkadaşım Aslı ile konuşmak istiyorum bu süreçleri. Çünkü o burada hamile kaldı ve burada doğum yaptı. Şimdi bir yaşında çocuğu var. Ve aynı zamanda hemşire. Bize daha sağlıklı bilgiler verebileceğini düşünüyorum. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Bugün sana birkaç sorumuz olacak. Peki. Ben doktorum doktorum diye bahsediyorum sürekli ama burada biraz doktor hemşire ayrımı farklı. Türkiye ile arasındaki farkı bize anlatabilir misin? Tabii. Burada nurse practitioner dediğimiz doktora yapmış hemşireler. Türkiye'de bunun karşılığı yok. Tabii ki Türkiye'de doktora yapmış hemşireler var ama onlar PhD doktorası dediğimiz araştırma doktorası. Burada hem PhD hem DNP dediğimiz iki tane doktora çeşidi var. DNP'ler daha çok tıpta uzmanlık gibi sahada uzmanlaşıp sahada devam ediyorlar. Bu DNP'ler, yani DNP doktorası yapmış nurse practitioner'lar gebe izleme yapabilir, danışmanlık yapabilir veya hasta geldiğinde
fiziksel muayene yapıp tanı koyup tedavisini yapabilirler. Yani Türkiye'de merak edilen şu soruyu sorabiliriz o zaman. İlaç yazabiliyorlar mı? Yazabiliyorlar. Güzel. O zaman ikinci sorumda hamilelikte kaçıncı haftada olduğumuzu nasıl hesaplıyoruz? Hamilelikte kaçıncı haftada olduğun son adet tarihinin ilk günüyle hesaplanıyor. Bu ortak bir dil oluşturabilmesi açısından böyle hesaplanıyor. Çünkü her kadının hangi gün hamile kaldığı, hangi gün yumurtladığı veya spermle yumurtanın ne zaman birleştiğini bilmiyoruz. Bu yüzden ortak bir dil oluşabilmesi açısından son adet tarihinin ilk günü olarak hesaplanıyor. Şöyle bir şey var, kadınlardan 32. haftadayım, 40. haftadayım gibi kelimeler duyabilirsin. Bunun sebebi de yani neden 9 ay değil de 40 hafta? Çünkü 1 ay 4 hafta. 4 haftada güne çevirdiğimiz zaman 28 gün oluyor. Ama 1 ay 30 veya 31 gün, arada 2-3 gün artmış oluyor. Bu artmış günlerle birlikte topladığında 40 kere 7, 280 gün, 9 ay 10 güne tekabül ediyor. Güzel. Peki bu ilk 8 haftada bebekteki değişimler neler oluyor? Şöyle, şu an bebek yaklaşık bir böğürtlen veya küçük bir çilek boyunda. Kemikleri kıkırdak yapıda oluşmaya başladı. Bunun yanında akciğerleri, beyni, merkezi sinir sistemi, bağırsakları sürekli gelişmeye devam ediyor. Başladı ve devam ediyor. Bu küçük kıkırdak kemiklerin yanında el ve ayak parmakları oluşmaya başladı bazı bebeklerde. Bu hafta çok merak ettiğimiz ve olmasını istediğimiz şey kalp atışı. Şu an normal bir insan gibi 4 odacıklı kalbi var bebeğin ve dakikada 150-170 kere atıyor. Bu da bir insanın 2 katı falan oluyor yaklaşık. Ayrıca bebeğin etrafında olacak, yani bebeğin etrafındaki amniyon sıvısı artmaya devam ediyor. Bu amniyon sıvısı ne işe yarıyor? Belli bir haftadan sonra bu amniyon sıvısını bebek yutuyor ve sindirim sistemi çalışıyor. Ayrıca böbrekler de bu amniyon sıvısını süzerek böbreklerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz bu sıvının artmasıyla ve oluşmasıyla. Güzel, çok heyecanlı. Şimdi bir de kötü bir taraf var. Annedeki değişimleri alalım. Kötü değil aslında. Şöyle, annede de rahim büyümeye başlıyor. Yaklaşık bir greyfurt büyüklüğünde. Bunun yanı sıra ilk haftadan beri artan ve artmaya devam eden progesteron hormonunun etkisiyle annede aşırı uyku, yorgunluk ve sürekli yemek yeme ihtiyacı oluyor. Kötü deneyim derken bundan bahsediyordun. Son bir haftadır bunu deneyimliyorum. Çok sürekli kötü. Uyku mu? Evet. Maalesef evet. Aslında bir yandan da iyi sürekli uyumak. Bunun yanı sıra annelerde hamile kadınların büyük çoğunluğunda mide bulantısı oluyor. Ben de çok kötü deneyimledim bunu. Mide bulantısını azaltmak için neler yapılabilir? Aslında tuzlu kraker yenilmesi ve veya leblebi yenilmesi söyleniyor. Ama bunun da şöyle bir eksisi var. Tuzlu kraker hem ödem yapabilir hem de çok fazla yediğimiz zaman kilo artışına sebep olabilir. Bu yüzden eğer tuzlu kraker yiyeceksek tam tahıllı olmasına özen gösterebiliriz. Veya çok su içebiliriz arkasından. Tabii ki herkes doktoruna veya diyetisyenine danışıp yapması daha iyi bu besin takviyelerine. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Ben limonlu su yaparak çok mide bulantısını azaltmıştım. Buna rağmen ilk 3 ayda, yani ilk trimester'da 2 kilo vermiştim yaklaşık. Limonlu suda da dikkat edilmesi gereken, limon tansiyonu düşürdüğü için bayılmalara da sebep olabiliyor. Başka ne yapılabilir? Şu an koku duyusu çok fazla olduğu için evdeki herhangi bir parfüm kokusu veya deterjan kokusu eğer rahatsız ediyorsa hamile kadını mide bulantısı yönünden bunlar ortadan kaldırılabilir veya yemeği başkası yapabilir. Bu şekilde de kadınlar mide bulantısını azaltabilir. Yani bunları söylüyoruz ama bunlar tabii ki birebir bunu yaparsan kesinlikle mide bulantısı azalır diye değil maalesef. Ben hepsini denedim. Bunlar birazcık bana faydalı oldu. Şimdi bir de Amerika'da hamile olmanın güzel yanlarından bahsedelim. Aha. Burada anladığım kadarıyla bir baby registry kavramı var. Bir de galiba hoş geldin paketleri var. Ondan da bize bahsedebilir misin? Tabii. Baby Register dediğimiz şey, buradaki büyük firmalar Baby Register denilen listeler oluşturmamızı sağlıyorlar. Bu listeleri şu şekilde oluşturuyoruz. İnternetten sitesine girip bebeğin ne zaman doğacak veya kaç hafta gibi bilgileri girdikten sonra sana bir liste oluşturmanı olanak sağlıyor. Bu listelere mesela istediğin marka ürünleri ekleyebiliyorsun. Biberonlar, kıyafetler veya büyük ürünler olan bebek arabası, araba koltuğu gibi şeyleri de ekleyebiliyorsun. Bunun bir güzel yanı
dışarıda, yani biz şu an Amerika'dayız, uzaktayız ve ailelerimiz, arkadaşlarımız değişik ülkelerde ve yerlerdeler. Bu kişiler bize katkı sağlayabiliyor hediye alarak. Yani hediye almak istiyorlarsa o ürünü direkt alabiliyorlar veya eğer beşik gibi büyük ürünler koyduysan bu ürüne maddi olarak katkı sağlayabiliyorlar. Mesela benim Kanada'daki bir arkadaşım kızıma hediyeler göndermişti baby registry'yle. İkinci güzel bir yanı, hediye paketleri geliyor bebekler için. Bu hediye paketlerin içinde neler var? Müslin bez, battaniyeler, biberonlar ve güzel marka biberonlar, emzikler gibi bebeklerin kullanabileceği hediyeler var. Aslı sayesinde ben bu registry'yi yaptım, baby registry'yi. Paketlerden birkaçını aldım, diğer paketleri de bekliyorum. Bir sonraki videoyu da bu paketler üzerine çekmeyi düşünüyorum aslında Aslı'yla, Aslı müsaitse. Çok teşekkür ediyoruz sana bugün bize bu bilgileri verdiğin için. Söyleyelim ama buradan, bu bilgiler tabii ki bizim deneyimlerimizle alakalı bilgiler. Kesin doğruluğu olan bilgiler değil, her konuda öncelikle doktorunuza danışın. O zaman teşekkür ederiz, biz seni böyle her ay konuk edelim. Tabii. Sizin de merak ettiğiniz sorular olabilirse yorumlar kısmına yazabilirseniz biz oradan cevap verebiliriz. Ayrıca Ceren'in kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benim haricimde herkes bu kanalı promote ediyor. Lütfen, evet. Hoşçakalın. Bu süreç tabii ki uzun bir süreç. Ben sadece başlangıcı anlatmaya çalıştım size. Bu video serisini her ay yapmayı düşünüyorum. Eğer sizlerin de sorusu olursa bana yazarsanız onları da cevaplamaya çalışırım, öğrenmeye çalışırım. Çünkü bu süreç burada biraz daha farklı. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.